Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Yengeç olanlar 2025 yılının gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere video çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2025 yılına. Yılın hemen başından itibaren Ocak'la birlikte artık kadersel düğümler Başak ve Balık ekseninde transite başlıyor olacak. 9. ev ve 3. ev noktanızda kadersel düğümler artık transite başlayacak hemen 2025 ile birlikte. Şimdi bu süreç kadersel olarak tutulmaların sizi şu alanlarda beklediğini gösteriyor. Bir mahkeme dava süreciniz olabilir. Bir hukuksal konuyla bağlantılı bir gündem arifesinde olabilirsiniz. Ya da bu konulara tanıklar, beyanlar vesaire ilgili durumlara çekilebilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati, uzak ülkelerle bağlantılı niyetleriniz ya da girişimleriniz, vize, pasaport vesaire bu konularla ilgili bir takım meşguliyetler söz konusu olabilir. Bu dönem özellikle böyle evli rutin bir hayatınız var isim. Eşinizin akrabalarıyla olan ilişkilerde bir takım böyle kadersel durumlar yaşanabilir. Ya da böyle kendi kardeşlerinizin evlilikleriyle ilgili gündemlerde bir takım durumlar yine yaşayabilirsiniz. Sizin belki bir beyan ve düşüncenizle gelişen işte bir evlilik rotasına çekiliyor olabilirler. Burada doğrudan olmasa dolaylı bir şekilde hani bir olaya yön vermektir. Kadersel planda bir hani böyle dönemeç oluşturmak gibi bir anlam ifade ediyor buradaki transitler. Ve bu dönem örneğin bir yurt dışı vize ya da bir akademik yol etkisi verebilir. Akademisyenlik, üniversite, hocalar burada bir etkileşim durumu söz konusu olabilir. Eğer böyle evlenmiş, boşanmış bir bireyseniz, ikinci bir evlilikle ilgili kadersel olarak hani böyle bir niyete çekiliyor olabilirsiniz. Hiç planınızda yoktu ama böyle bir niyete çekilebilirsiniz. Üçüncü bir çocuk etkisi verebilir. Ya da böyle yaşı çok ileriki bir bireyseniz, torunlarınızın hayatında bir takım önemli kararlar olası duruyor. Kadersel düğümlerin buradaki transitiyle. Aynı zamanda burada daha çok böyle bu konularda böyle gelişmeler, gündemler, daha fazla yenilikler vaat eden etki sunarken kardeşler, yakın çevreniz, komşularınız, taşıt almak ya da elden çıkarmakla ilgili konularda yine aynı kadersel tutulmalara ve tetiklenmelere açık bir yıl olarak duruyor. Adeta yılın arka planında bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili gündemlere çekileceksiniz. Bu bir sınav mülakat durumu söz konusu olabilir. Kardeşlerinizle ilişkilerde ya da onların hayatında bu tip durumlar olabilir. Taşıt almak, elden çıkarmak ve bununla ilgili konularda böyle ciddi bir aktivasyon veren tutulmalar sizi bekliyor olacak. 14 Mart ilk tutulma, sonrasında 7 Eylül, sonrasında 21 Eylül'de 3 tane tutulma ile bu bahsetmiş olduğum eksende, bu bahsetmiş olduğum konularla bağlantılı olarak yeni gelişmeler ya da böyle mevcut uğraşlarınızda artık somut bir şekilde hani önünüze düşecek böyle sonuçlar da yine vaat edecek tutulmalar olarak duruyor bu 3 tutulma. Bir diğer tutulma ise 29 Mart'ta gerçekleşecek. Bu tutulma böyle daha çok kariyerle ilgili iş hayatı, statünüz, mevkiiniz, otorite figürleri, patronlarla olan ilişkiler, annenin sağlığı ve hayatı ile ilgili yeni bir takım gelişmeleri tetikleyecek bir tutulma. Ancak burada hani bu tutulmanın olduğu zaman diliminde Venüs retroda olacak, Merkür retroda olacak. Orada hani biraz işin içerisinde gözden kaçan ve sonrasında biraz problemlerle uğraşmamızı tetikleyecek böyle ufak hataların olabileceğini söylüyor. Hani bu tutulma çok böyle parlak ve çok doğru kararlar alınmış gibi durmuyor. Ama hani en nihayetinde baktığımızda ise bu konuların tamamını ilgilendirecek yılın böyle arka planında gündemlere çekileceksiniz. Sonrasında yılın diğer en şanslı, en bereketli gezegen olan Jüpiter sizin burcunuza transite başlıyor olacak 9 Haziran'la birlikte. Bu sizin için çok önemli bir transit. Çünkü Jüpiter diğer tüm burçlara nazaran sizin burcunuzda çok güçlü çalışır. Kendini çok iyi hisseder. Kendi doğasını çok güzel bir şekilde ortaya koyduğu bir burçta olacağı için adeta etkileri böyle daha double, daha maksimum bir seviyede size verecektir. Bu transit de sizin birinci evinizde olacak. Yani beden görüntünüz, toplumdaki intibanız, sağlığınız, hayata dair almış olduğunuz kararlar, yeni girişimleriniz, yeni yapmış olduğunuz tüm hamlelerin çok bereketli, uzun vadede çok hani istikrarlı, olumlu sonuçlar doğurabileceği bir etkiyi oluşturuyor. Bu dönem böyle hayatta böyle çok şanslı, çok iyimser, çok pozitif, çok böyle dini konuda hassasiyetlerinizin biraz daha artacağı, vicdan hani muhakemesine biraz daha önem vereceğiniz, bir niyetle bakarak çok böyle güzel sonuçlar yakalama ihtimalinizin çok yoğun olacağı bir etkiyi oluşturuyor. Yılın en şanslı
en bereketli, en kısmetli burcu hiç şüphesiz sizsiniz ve bunu fazlasıyla da hak ettiğiniz süreçlerden geçtiniz. Jüpiter buradaki transiti yılın hem en şanslı sizi yapacak, hem en sağlıklı, en zinde, en dinç burcu da yine siz olacaksınız. Bu dönem Jüpiter hani bu şans ve bereketi sunarken tek gölge tarafı biraz fazlaca kilo aldırtabiliyor. Yani kişi bu dönem hani hiç olmadığı kadar kilo alabiliyor. Çok fazlaca böyle beden büyümesi, hani her zaman yediğiniz şeyleri yersiniz. Hani bu dönem daha çabuk kilo alırsınız gibi durumlar verebilir. Biraz rahatınıza ve konforunuza düşkün olabileceğiniz yine bir zaman. Ama böyle çok şanslısınız, çok iyimser, pozitif, çok dinç ve sağlıklısınız. Özellikle sağlık problemleri yaşayan bir bireyseniz hani şifa da gelecektir size 9 Haziran'la birlikte. Jüpiter burada hani yengeç burcunda diyorum ya, hani doğasını çok güzel ifade ediyor. Jüpiter burada bir de sizi hayatta diğer insanların sizi algıladığı noktada çok şanslı da kılar. Yani hani kişi fark edildiği, diğer toplumda fark edildiği bakış açısı böyle çok hani şanslı, kısmetli. Hani o halleder, her şeyi yapar, tüm şans hep onunladır gibi bir intiba oluşturmanıza da neden oluyor. Olacak. Bu dönem evlenmek, yuva kurmak, kilo almakla ilgili olduğu için bu bir gebelikle ilgili bir etkiyi de verebilir. Hani eğer planlarınız var ise bu bir böyle çok keyifli ve güzel geçen bir gebelik transiti de diyebilirim. Bedenen büyüme çok yoğun tetiklendiği için gebelik adına önerilir. Evlenmekle ilgili yine yoğun bir tetiklenme veren bir zaman olarak duruyor. Sonrasında Satürn'e gelecek olursam, Satürn uzun zamandır Balık burcunda transitti. Bu yıl 2025 yılında 25 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında da böyle Koç burcunun ilk derecelerine şöyle bir ilerleyecek, sonra geri hareketiyle tekrar Balık burcuna gelecek. Ancak 25 Mayıs ve 1 Eylül tarihleri arasında Koç burcunda olacak. Ve buradaki transitiyle size kariyer ve iş sorumluluklarınızın daha fazla artması, kariyerde böyle sorumlulukların getirdiği böyle dönem dönem streslerle baş etmek adına böyle bir etki verecek. Bu dönem aynı zamanda 2026, 27 ve 28'li yıllarda hangi alanlarda zorluklar yaşayacağınız, hangi alanlarda problemlerle baş edeceğiniz ya da hangi alanlarda bir takım imtihanlarınızın olacağının ön bir fragmanını yaşatıyor olacak 2025'in yaz ayları. Bu dönem alacağınız kararlar, örneğin hani bir iş terfi kararı aldınız, böyle bir gündem içerisindesiniz. Her şey çok keyifli ve rayında. Ama iş sorumlulukları ya da kurumu yönetmenin getirdiği, hani insanları memnun etmek çok zor, insanları bir paydada buluşturabilmek çok zor vesaire. Bunları fark etmek adına biraz stres size yaşatabilir. Hani umduğunuz makam ulaşmışsınızdır ancak burada insanları yönetmek konusunda bir gerginlik yaşıyor olabilirsiniz. Yani bu bağlamda bir etki verebilir. Çünkü burası bir otoriteye yükselmek adına ya da bir otorite makamının sorumluluğunu almak adına bir etki ve bir transit sizi beklediği için hani bu dönem belki makama odaklı ama oranın sorumluluklarını biraz göz ardı edebileceğinizi söylüyor. Bunu bu yaz ayları dediğim gibi böyle ön bir fragmanla yaşayacaksınız. Sonrasındaki 3 yıl boyunca ise burada böyle bir takım olgunluk, bir takım böyle farkındalıklar, daha fazla olaylarda hani ne tip çözümler üretebilmek adına daha fazla böyle bakış açınızın genişleyeceği bir dönemi gösteriyor. Aynı zamanda burası anne ya da annenin sağlığıyla ilgili de biraz böyle problemler yaşanabileceğini gösteriyor. Annenin hayatı, sağlığı bir takım böyle süreçlerde ve tetiklenmelerden kaynaklı biraz daha bozulabilir. Eğer evli ve rutin bir hayatınız var ise eşinizin ebeveynlerinden uzaklaşmak ya da onlarla ilişkilerde daha mesafeli ve daha soğuk bir ilişki ve bir metot benimsemek adına da bir etki verebilir bu trans. Ancak genel hatlarıyla baktığımızda yılın en şanslı burçlarından biri olduğunuz için bu sorunların tamamıyla baş edecek bir gücü de kendinizde bulacaksınızdır. Özellikle Koç burcunun ilk derecelerinde gezegeniniz var ise hani biraz daha yoğun etkilenirsiniz Satürn transitinden, ama böyle diğer türlü hani daha böyle hani işin sorumlulukları böyle dönem dönem işteyken sizi zorlar, eve gelince hani böyle keyfiniz yerindedir gibi bir etki oluşturabilir. Genel etkileriyle bu şekildeydim. Umarım çok keyifli, güzel enerjilerle dolu bir yıl olur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.